take it off. Just temporarily, because it gets in the way. Sadece geçici olarak, çünkü engel oluyor. Krishna's mercy is everything. Krishna'nın merhameti her şeydir. I'm not going to go through a review. I think you've all sort of been through the different parts of this presentation. Yani tekrar bir özet geçmeyeceğim. Sanırım buradaki herkes daha önceki bölümlerde buradaydı. And unfortunately we're not far from the end. Ve sunumun sonundan çok uzaktayız. Çok. I'm learning Turkish. The important words. Önemli kelimeleri. Şu. Boo. Çok. And Shambinari, what's the other? Burda. Probably we're about 20% of the way through. Yani sadece %20'sini yapabilmiş durumdayız şu anda. Muhtemelen. Yes, we live by Krishna's mercy. Biz Krishna'nın merhameti sayesinde yaşıyoruz. Everything that we have is that. Sahip olduğumuz her şey ondan geliyor. Even in the material world. Maddi dünyada. The material world is Krishna's mercy. Maddi dünyanın kendisi Krishna'nın merhameti. If Krishna didn't give us a place to be separate from him, where would we be? Ondan ayrı olabileceğimiz bir yer bize vermeseydi Krishna, nerede olacaktık? We would be eternally in this indeterminate strata. Yani bu belirsiz olan boşlukta bulunuyor olacaktık sürekli olarak. And we'd never have even a chance to get back to Krishna. Ve o zaman Krishna'ya geri dönmek için bir şansımız bile olmayacaktı. And in the material world, our bodies, although they're a product of Maya. Ve maddi dünyada bedenlerimiz Maya'nın bir ürünü olmasına rağmen. But it's Krishna's mercy. Bu yine de Krishna'nın merhameti. Also. Aynı zamanda. Because without a body, you can't become Krishna conscious. Çünkü bir bedeniniz olmaksızın Krishna bilinçli olamazsınız. So Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Ruchate, it's with these bodies that we're able to practice Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti'yi bu bedenler sayesinde uygulayabiliyoruz. How can you chant Hare Krishna if you don't have a tongue? Bir diliniz olmazsa nasıl Hare Krishna mantrasını söyleyebilirsiniz? So Krishna's very kind. Krishna çok merhametli. And even from a material point of view, the air that we breathe. Madde bakış açısından bakıldığında bile soluduğumuz hava. If Krishna cuts off the air, we'd be in trouble. Yani Krishna eğer o havayı keserse biz bir problemle karşı karşıya kalacağız. So air is Krishna's mercy, water is Krishna's mercy. Hava Krishna'nın merhameti, su Krishna'nın merhameti. Whatever yad yad vibhutimat sattvam simat urchitva, whatever beautiful thing and great thing exists, it's all Krishna's mercy. Var olan tüm güzel şeyler ve tüm yüce şeyler hepsi Krishna'nın merhameti. So yeah, Krishna's mercy is everything. Yani Krishna'nın merhameti her şey. And neither materially nor spiritually we couldn't exist without it. Ve o olmaksızın ne maddi olarak ne de spiritüel olarak var olmamız mümkün olmazdı. But in terms of sadhana bhakti, we have devotees have realizations. Adananların bazı farkındalıkları var. They have realizations about the material world. They have realizations about devotional service. Maddi dünya ile ilgili ve adam ve hizmet ile ilgili farkındalıkları var. Waiting to live until after lunch. Öğlenden sonra bekleyin ayrılmak için. But it's not lunch, it's prasadam. Ve bu öğle yemeği değil, aslında prasadam. And what is prasadam?
Yani prasadam nedir? Prasad means mercy. Prasadam merhamet demektir. So it's Krishna's mercy. Yani Krishna'nın merhameti. We don't always treat it as Krishna's mercy. Yani buna her zaman Krishna'nın merhametiymiş gibi davranmıyoruz. We often treat it as food or lunch or supper or breakfast. Yani ona sanki yemekmiş gibi, öğle yemeği, akşam yemeği veya kahvaltıymış gibi davranıyoruz. Prabhupada, you know, when he ate, he was just by himself. Krishna, Prabhupada yemek yediğinde sadece yalnızdı, yalnız kalıyordu. He would sit and he would face the wall. Tek başına oturuyordu ve duvara bakıyordu. And he wouldn't let any devotees there. Ve hiç kimsenin de yanına yaklaşmasına izin vermiyordu adananların. Only devotees who were serving him, that or one devotee or two devotees who were serving him. Sadece ona hizmet eden bir veya iki adanan girip çıkabiliyordu. Usually one devotee serving. Genelde bir kişi, bir adanan hizmet ediyor oluyordu. And one devotee would bring Prabhupada chapatis. Ve diğer bir adanan da Prabhupada'nın çapatilerini getiriyordu. Or on the occasion puri, hot puri. Ve bazen de yani nadiren de sıcak puri. But no one could talk to Prabhupada. Ama kimse o sırada Prabhupada ile konuşamazdı. And he would say, don't look. He wouldn't even let them see what he's doing. Ve onların bakmasına bile izin vermiyordu. Bakmayın diyordu. So that's taking prasadam. Prasadam almak bu şekilde oldu. And then having lunch, well, that's a different thing. Ve öğle yemeği yemek farklı bir şeydir. But why? Ama neden? Because prasadam is Krishna's mercy. Çünkü prasadam Krishna'nın merhametidir. And but Krishna's mercy is, well, it is, well, when you eat it, it has its effect anyway. Yani o Krishna'nın merhametini yediğinizde etkisi mutlaka gerçekleşir. But how we eat it means it has greater or lesser effect. Ama nasıl yediğimiz onun etkisinin az veya çok olmasını belirler. So Lord Chaitanya came and he gave the Mahamantra. Rab Chaitanya geldi ve Mahamantra'yı verdi. But if you chant the Mahamantra with love, you get one result. And if you chant it inattentively, you get another little result. Ve eğer onu sevgiyle söylerseniz Mahamantra'yı, o zaman başka bir sonuç ortaya çıkar. Ve eğer onu dikkatsizce bir şekilde söylerseniz daha az bir etki ortaya çıkar. So mercy is dependent also on the person who's accepting or getting the mercy. Merhamet, o merhameti alan kişiye de bağlıdır. How are we actually taking it? Onu nasıl aldığımıza bağlıdır. You know, it's like rain. Bu yağmura benziyor. So the rainwater, if you want to collect rainwater, then you don't do it with a cup. Yani eğer yağmur suyu toplamak isterseniz bunu bir bardakla yapmazsınız. Then you collect what falls on the roof. Yani çatıdan düşen şeyleri toplarsınız, akan şeyleri. Or on the roofs and so on. Ya da yani çatıda toplama yeri yaparsınız. Everything is Krishna's mercy, but how is it that we're actually accepting or taking Krishna's mercy? Her şey Krishna'nın merhametidir ama biz onun merhametini nasıl alıyoruz veya nasıl kabul ediyoruz? And if we're attentive in spiritual life, ve eğer spiritual hayatımızda eğer dikkatliysek, then we will get realizations about Krishna's mercy constantly. O zaman Krishna'nın merhametiyle ilgili olarak sürekli olarak bazı farkındalıklar yaşayacağızdır. Tesham vivanu kampartam aham adhyana. Because Krishna says he removes ignorance. Çünkü Krishna şöyle diyor, ben cehaleti yok ederim. He removes our ignorance and he gives the dhani buti and he also gives knowledge. O cehaleti yok eder ve aynı zamanda da bilgiyi verir. So, how is Krishna giving mercy? Krishna merhametini nasıl veriyor? He reveals it in our hearts. Kalbimizde ortaya çıkarıyor. And, of course, when our hearts are free from the modes of nature, then you really get mercy. Ve kalbimiz maddi doğan hallerinde özgür olduğunda o zaman gerçekten o merhameti alabiliriz. And this becomes the best condition for accepting Krishna's mercy.
Ve bu da Krishna'nın merhametini kabul etmek için en iyi durum olacaktır. And Krishna's eternal associates, they experience this constantly. Ve Krishna'nın ebedi olarak birlikteliğinde olanlar bunu sürekli olarak deneyimliyorlardır. They experience Krishna's mercy in unlimited ways. Onlar Krishna'nın merhametini sınırsız bir şekilde deneyimliyorlar. And because their hearts are free from the modes. Ve onların kalpleri de maddeden bu hallerinden özgür oldukları için. And immersed in eternity, knowledge and bliss. Ve ebediyet, bilgi ve huşuya da dayalı oldukları için, onunla dolu oldukları için. That then becomes the medium for fully accepting mercy. Ve bu da tam olarak o merhameti kabul etmek için bir araç olur. This way you can get 100% of what Krishna is giving. Bu şekilde Krishna'nın verdiği şeyleri %100 alabilirsiniz. And is there any end to it? Ve bunun herhangi bir sonu vardır? No, it goes on forever. Hayır yoktur. Bu ebediyen devam eder. And it goes on increasing forever. Ve sonsuza kadar da artar. And it's something that's incomprehensible to us. Ve bu da bizim için kavranılamaz olan bir şeydir. The result of Krishna's mercy. Krishna'nın merhametinin sonucu. On this platform. Bu platformda. Is transcendental ecstasy. Aşkın olan bir huşu durumudur. But here, certainly Krishna is, and everyone has experience of some kind of, everyone has devotional experience. But yani herkesin bu tür bir deneyim vardır adanmayla ilgili olarak. And whether we're aware of it or not, the progress we're making is all by Krishna's mercy. Ve bunun farkında olalım ya da olmayalım, yaptığımız bütün ilerlemeler Krishna'nın merhameti sayesinde olur. So, and here we're trying to come to a conclusion because devotional service, because remember we started off with what is devotional service. Burada bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Adam ve hizmetinin ne olduğuyla başlamıştık. What is bhakti? Bhakti'nin ne olduğu. So, devotional service is thus a transcendental reality. Yani adanma hizmeti aşkın olan bir gerçeklik. And it naturally manifests in the hearts, in the purified hearts of devotees. Ve adananların arınmış olan kalplerinde doğal olarak tezahür eder. It is not a byproduct of some sensual activity, it's not material. Bazı duygusal olan faaliyetlerin bir yan ürünü değildir ve maddi değildir. So if you wanted to really summarize it, yani gerçekten bir özetini çıkarmak istersek, bhakti is the sentiment by which you do something. Bhakti bir şey yapmanızı sağlayan bir duygudur. Bhakti is the sentiment by which the eternal associates of Krishna do something. Bhakti, Krishna'nın ebedi birlikteliğinde olan kimselerin bir şey yapmalarını sağlayan duygudur. And to the degree that we've received bhakti through Krishna's mercy, ve Krishna'nın merhametini aldığımız ölçüde, it becomes the sentiment with which we're performing service. Bizim de hizmet yaparkenki duygumuzu oluşturur. And it's that sentiment that Krishna is accepting. Ve o duyguyu da Krishna kabul eder. When we're talking about bhakti yoga, and we're making an offering to Krishna. Bhakti yoga'dan bahsettiğimizde ve Krishna'ya bir sunumda bulunduğumuzda, make an offering to Gornitai. Gornitai'lere bir sunu yaptığımızda, the bhakti is the offering is not the food. Oradaki sunulan şey yemek değildir. The offering is the bhakti with which we make the food. Bu sunduğumuz şey yemeği yaptığımız bhakti'dir. And if we just put it down and walk away, ve eğer onu oraya bırakıp da oradan uzaklaşırsak, you can be assured that well, the only other ingredient then, the only other bhakti is the cooks. Yani diğer tek bhakti de o zaman aşçılardır. But prasadam is not necessary. It doesn't necessarily become prasadam just because you put it down. Ve oraya koyduğun için yani sadece oraya
koyduğunuz için o prasadam olmak. It will depend on the combined devotion of the cooks and the person who's making the offering. Bu hem pişiren kişinin hem de o yemeği sunan kişinin baktilerinin bir kombinasyonudur. That it may or it may not become transformed into spiritual substance. Bu spiritual bir öze dönüşebilir ya da dönüşmeyebilir de. You have to remember, Krishna is not a machine. Bunu hatırlamanız gerekiyor. Krishna bir makine değil. He's a person. O bir kişi. And just like you, you know, you sit down in a restaurant. Ve aynı sizin gibi yani gidip bir restorana oturuyorsunuz. And the waiter comes and just shoves some food in front of you. Ve eğer garson da gelip önünüze bir yemeği böyle fırlatırsa. You may get up and leave. Oradan kalkıp uzaklaşmak isteyebilirsiniz. But if they come and they're very gracious and very nice and they speak a little and make the then you're in a good mood to accept what they're offering. Ama eğer garsonlar gelip sizinle güzel bir şekilde ilgilenirlerse, sohbet ederlerse o zaman yemeği de kabul etmeye hevesli olursunuz. What is mercy, or actually the better title here would be, how are we getting Krishna's mercy? Merhamet nedir ya da buradaki başlık şöyle olsa daha iyi olabilirdi. Biz Krishna'nın merhametine nasıl sahip olabiliriz? And generally, Krishna's grace will not come directly to us. Ve genel olarak Krishna'nın merhameti bize direkt olarak gelmez. I say generally because Krishna's God, he can do whatever he wants. Yani genel olarak diyorum çünkü Krishna Tanrı ve ne isterse onu yapabilir. But Krishna also follows certain practices of which he is the origin. Ve ama Krishna da genel olarak kendisinden kaynaklanan prensipleri takip eder. So we're talking about Gopa-kumāra, remember? Gopa-kumāra'dan bahsediyorduk hatırlarsanız. When Gopa-kumāra finally went to Vaikuntha, now I mean Lord Narayana's abode, not Goloka. Ve Gopa-kumāra Vaikuntha'ya geldiğinde Rab Narayana'nın yerine and it took him a long time to get in. Oraya gelmek için çok zaman harcıyor. Because he had to wait at the gate. Kapıda beklemesi gerekiyor. The Vaikuntha Judas had to first go in to get permission to see if he can come in. Vaikuntha'daki nöbetçiler gidip içeri gidip giremeyeceğine dair bir izin almaları gerekiyor. And while he was there, he was seeing all these wonderful beings coming and going. Ve orada beklerken de içeri girip çıkan o harika varlıkları görüyor. It's very interesting that even though someone is going back to Godhead, it seems that you may have to wait to get in the gate. Yani bu çok ilginç çünkü bir kişi Tanrı'ya geri dönse bile öyle görünüyor ki kapıda beklemesi gerekiyor. I don't know, Sanatana Goswami didn't explain what was behind that, but somehow or another they said, you have to wait here and we will go ask Lord Narayana whether you can come in. Sanatana Goswami bunun neden olduğunu söylemiyor, yani neden beklemesi gerektiğini ama bu şekilde anlatıyor. Yani orada beklemesini söylüyorlar ve gidip Rab Narayan'dan izin almaları gerekiyor. And it took them quite a while to come back. Ve geri gelmeleri de bayağı zaman alıyor. Now you know, I mentioned Gopa-kumāra goes through different strata of creation and then into the spiritual world. Bundan bahsetmiştik. Gopa-kumāra yaratılışı farklı aşamalarından geçiyor ve en sonunda da Goloka Vrindavan'a gidiyor. And if you read that book, Sanatana Goswami keeps saying how every place that he went, first to the heavenly planet. Yani eğer bu kitabı okuyacak olursanız Sanatana Goswami'nin şöyle söylediğini görebilirsiniz. Her gittiği gezegende yani. And then goes the planets of the Prajapatis and the planet of the Kumaras. Yani daha ilk olarak cennetsel gezegenler, sonra Prajapati'nin yeri, sonra Kumara'nın yeri. Then he goes to Kumaras means that they're the Tapaloka. Yani Kumaraların bulunduğu yer Tapaloka. And then he went to Brahmaloka. Sonra Brahmaloka'ya gidiyor. Interesting, he didn't go to the sun. Yani ilginç bir şekilde güneşe gitmedi. But he and
And he keeps saying how every place, he doesn't give descriptions. Ve sürekli olarak bunu tekrar ediyor. Hiçbir yerle ilgili betimlemeler yapmıyor. He says not possible to describe them. Yani onları betimlemenin mümkün olmadığını söylüyor. He just says that the heavenly planets are a million times more wonderful than anything here on earth. Sadece diyor ki cennetsel gezegenler burada bu dünyada bulunanlardan milyonlarca kat daha güzel. And everything going up becomes a million times more indescribable than anything else. Ve yani daha yüksek gezegenlere gittikçe de bir sonraki gezegende olanlar milyonlarca kere daha az tanımlanabilir, betimlenebilir hale geliyor. And that continues into the Brahma Jyoti. Ve bu Brahma Jyoti'ye kadar devam ediyor. And then into Goloka and into Vaikuntha. Sonra Vaikuntha'ya doğru. And then more in Ayodhya. And then more in Dvarka. Sonra Ayodhya, sonra Dvarka. It just gives an idea. You know, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the material world is the urinal of the spiritual world. Yani Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur şöyle diyor. Maddi dünya spiritual diyen lağımı gibi. And I don't know, although I've never really seen any urine coming down. Yani ben hiç böyle bir çiş geldiğini görmedim, idrar geldiğini yukarıda. But you can just see that these things are so extraordinary. What we consider to be beauty is just so low class. Yani bizim böyle çok sıra dışı güzel olduğunu düşündüğümüz şey aslında çok alt sınıf yani. And similarly, what we consider to be enjoyment is so low class. Aynı şekilde bizim zevk olarak düşündüğümüz şeyler de çok aşağı sınıf. And what we consider to be happiness. Ve yine mutluluk olduğunu düşündüğümüz şey. So there's much better. Yani çok daha iyisi var. The idea is that there's much, much, much better than what we have here. Yani buradaki fikir şu, bizim sahip olduklarımızdan çok 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 daha iyi yani. And we shouldn't be satisfied with such a low quality of things. Ve bu kadar düşük kalite şeylerle de memnun olmamalıyız. Okay, and that's Krishna's mercy to try to get us out of here. Ve bu da Krishna'nın merhameti bizi buradan çıkarmaya çalışması. Now, Gopa-kumāra was in Vaikuntha. Okay, we got a little digressed here, but I remember at least. Şimdi Gopa-kumāra Vaikuntha'da biraz yani yoldan çıktık ama en azından hatırladık. So finally they let him in the gate. En nihayetinde onun içeri girmesi izinliyorlar. And as he started approaching, Lord Narayan has his own palace in the middle of Vaikuntha. Ve Rab Narayan'ın da Vaikuntha'nın ortasında kendi sarayı var. And that's even more extraordinary than any other place in Vaikuntha. Ve bu da Vaikuntha'da bulunan diğer yerlerden çok daha sıra dışı güzellikte. This is why it's important to read these books, otherwise how do you know that it exists and why will you want to go there? O yüzden de bu kitapları okumak önemli çünkü yoksa bunların var olduğunu nereden bileceksiniz ve nasıl oraya gitmek isteyeceksiniz? And then when he went and the whole very wonderful scene of how he meets with the Lord. Ve sonra oraya gidiyor ve Rab'la karşılaşma şekli çok hoş. Then Lord Narayan says. Ve Rab Narayan diyor ki. That for a very long time I've wanted you to come back to me. Çok uzun bir süre senin bana gelmeni istiyordum. But I could not break those eternal principles that I myself have established. Ama ben kendi kurmuş olduğum o ebedi ilkeleri yıkamadım. In other words, he established these principles that ultimately you have to come to Krishna in the proper way through the proper channel. Yani bu şu anlama geliyor. Diğer bir deyişle o bu ilkeleri kendisi koydu ve Krishna'ya gitmemizin de belli düzgün bir yolu olması. Now in the case of Gopa-kumāra, Lord Narayan did contravene those principles. Ve Gopa-kumāra söz konusu olduğunda Rab Narayan bu ilkelere ters bir şey yaptı. Not quite. He said, so I came directly as your spiritual master.
Şöyle dedi, ben direkt olarak senin manevi öğretmenin olarak geldim. And it's not clear what that means. Ve bunun ne anlamı geldi çok açık değil. It's not clear whether his spiritual master was actually Lord Narayan. Yani bu çok açık değil. Onun manevi öğretmeni gerçekten Rab Narayan mıydı? Or whether spiritual master, as any spiritual master, is the representative of Lord Narayan. Yoksa söylenmek istenen şey her manevi öğretmenin Rab Narayan'ın bir temsilcisi olduğu. Since he says that he couldn't wait any longer, then he and he actually came, the indication seems to be that his guru Jayanta was actually Lord Narayan. Ama onun söyleme şeklinde yani daha fazla beklemedim ve geldim demesinden şu anlaşılıyor ki onun manevi öğretmeni Jayanti Rab Narayan'ın kendisiydi. But Sanatana Goswami doesn't comment on that. Ama Sanatana Goswami bunun üzerine bir yorum yapmıyor. So, generally Krishna's grace does not descend directly. Genelde Krishna'nın merhameti direkt olarak aşağı inmez. Why? Neden? Because we're suffering. Çünkü biz acı çekiyoruz. And Krishna never comes in contact with material suffering. Ve Krishna hiçbir zaman bu maddi acılarla bağlantıya geçmiyor. He does not directly contact the suffering conditioned souls. O hiçbir zaman direkt olarak bu acı çeken maddi koşullu varlıkla bağlantıya geçmiyor direkt olarak. He does when he appears in the material world. Yani maddi dünyada belirdiğinde yapıyor bunu. But even then it requires faith and knowledge in him to actually and have to have love to actually directly see Krishna. Ama o durumda bile bunun için inanç, bilgi ve sevgi gerekiyor Krishna'yı direkt olarak görebilmek için. I won't digress into that. Buna girmeyeceğim. But Jiva Goswami gives this very elaborate explanation. Ama Jiva Goswami bunun üzerine çok ayrıntılı bir açıklama yapıyor. That actually neither the demons nor the faithless people actually see Krishna when he appears in the world. Bu dünyada belirdiğinde ve şeytani olan varlıkların neither the demons nor the faithless people ya da inançsız olan kimselerin Krishna'yı göremediğini söylüyor. Or the devotees who don't have love, or people who don't have love. Ya da Krishna'ya karşı sevgi duymayan kimselerin onu göremediğini söylüyor. What do they see? Gördükleri şey ne oluyor onların? They see a reflection of Krishna. Onlar Krishna'nın bir yansımasını görüyorlar. Because premanjana charita bhakti vilochana, one of the laws is that you can only see Krishna with love. Çünkü yasalardan birisi şu ki Krishna'yı sadece sevgiyle görebilirsiniz. So if you're suffering in this world and your eyes are covered with jaundice of material misery, you can't really see Krishna directly. Eğer bu dünyada acı çekiyorsanız ve gözleriniz maddi dünyanın sarılığıyla kaplanmış durumdaysa, o zaman Krishna'yı gerçekten göremezsiniz. And such a heart generally directly is not able to accept Krishna's mercy. Ve böyle bir kalpte direkt olarak Krishna'nın merhametini kabul edebilecek durumda değildir. So, what happens? O zaman ne olur? Krishna's mercy comes down through another medium. Krishna'nın merhameti başka bir araçla gelir. And that is the medium of devotees. Bu da adananların aracılığıyla olur. It is the devotees who actually deliver Krishna's mercy or yes. Krishna'nın merhametini verenler adananlardır. And those devotees, especially who are freed from the modes of material nature. O adananlar içinde özellikle maddi doğum hallerinden özgür olanlar. And obviously they've also received Krishna's mercy. Ve kendileri de o merhameti almış olan kişiler bu merhameti verirler. We have a lot of examples in the world where we're not directly in contact with something. Dünyada böyle deneyimlerimiz oluyor, bir şeyle direkt olarak bağlantıda olmadığımız. There's so many examples, I can't even think of one. O kadar çok örnek var ki bir tanesini düşünemiyorum bile şu an. But for instance, seeing.
örneğin görmek. Now we don't actually see directly. Aslında biz direkt olarak görmüyoruz. The impression goes through our eyes onto the mind. Bu izlenim gözlerimizden beynimize doğru ilerliyor. It's transmitted into electrical impulses. Sonra bunlar elektrik akımına dönüşüyorlar. And then it's projected on further, and somehow or another, the soul later on gets to see. Yani sonra başka bir şekilde yansıtılıyorlar ve nihayetinde de ruh bunları bir şekilde görüyor. Here's the main example. Burada esas örnek şimdi. And how does the soul see? Ruh nasıl görür? How does the spiritual soul come in contact? Well, this is a good example. How does the spiritual soul come in contact with something that's material? Ruh can nasıl maddi olan bir şeyle bağlantıya geçer? They're contradictory statements. Yani bununla ilgili çelişkili ifadeler var. As we were talking about before, about spiritual bhakti and how can the senses contact spiritual bhakti. Yani daha önce bunun üzerine konuştuk. Nasıl oluyor da duyular spiritual olan bhakti ile bağlantıya geçiriliyor? So the fact that something spiritual, and this is a traditional, well, it's called the mind-body problem. Yani bu geleneksel bir şey aslında. Buna zihin-beden problemi deniliyor. Which, can we open that other window? Maybe we get a little draft. O pencereyi açabilir miyiz? Biraz hava alalım. Which philosophers have always struggled with. Yani felsefeciler, filozoflar her zaman... And they don't really have a solution for it. Filozofların her zaman üzerinde mücadele ettiği bir konu bu ve gerçek bir çözüm de bulamamış durumdalar. Is how does a material thing connect with a non-material thing? Nasıl maddi olmayan, maddi olan bir şey, maddi olmayan bir şeyle bağlantı kurabilir? Now for us, what's the answer? Bizim için bunun cevabı ne? Somebody? Birisi. With nature. Huh? By the nature. Doğa sonucu. Super soul. Yes, it's a super soul. It's Krishna. Yüce ruh, yani Krishna. Super soul is the vayu media. He makes us able. He makes the soul able to see, to hear, etc. Yani yüce olan bu ruh, ruhun duymasını ve görmesini sağlar. Why? Neden? Because he controls both. He controls both matter and spirit. Çünkü o ikisini de kontrol eden, maddi olanı da, spiritüel olanı da. And he's the source of both. Ve her ikisinin de kaynağıdır. So, therefore, material thing can communicate with the spiritual thing. Bu şekilde de maddi olan şey spiritüel olanla iletişim kurabilir. And if all of a sudden super soul cuts off the ability for you to see, then you can't see. Ve eğer yüce ruh bir anda sizin görme yeteneğinizi keserse, o zaman da göremezsiniz. Or so many things. I want to move my arm. Ya da bunun gibi birçok başka şey. Örneğin kolumu hareket ettirmek istiyorum. The soul has a desire. Ruhun böyle bir arzusu var. But it's the super soul that makes that desire into reality. Ama bu arzuyu gerçekliğe dönüştüren şey yüce ruh oluyor. If something happens or if he takes it away, then you can't move your arm. Ama eğer bir şey olursa ve o alırsa, o zaman kolunuzu hareket ettiremezsiniz. So this is an example of how we have to have a medium for something. Bu da bir şey için aracıya ihtiyacımız olduğunun iyi bir örneği. And it's a good example because I mentioned Krishna doesn't come in contact with matter. Ve bu da iyi bir örnek çünkü Krishna'nın maddi olanla bağlantıya geçmeyeceğini söylüyor. You need some kind of via media for him to come in contact with matter. Yani onun maddeyle bir bağlantı kurmak için bir aracıya ihtiyacı var. And the via media are devotees. Ve bu aracılar da adananlar oluyor. Now, devotees should be of a certain nature also. Adananlar da belli bir doğasının olması gerekiyor. They should be in the material world, but at the same time they should be freed from the material world. Hem maddi doğanın içinde olmalı hem de ondan özgür olmalı. Otherwise, they can only lay claim to the fact that it's coming to them through their guru or through the parampara.
Ve onlar da sadece bu merhametin onları manevi guru parampara aracılığıyla geldiğini iddia edildiler. And that's why our guru parampara with Krishna and so on coming all the way down 32, 33, 34 generations. Ve Krishna'dan başlayarak guru parampara 32, 33, 34 nesil boyunca aşağı doğru inmiş durumda. Is that everyone actually claims, regardless of how advanced they are, that it's coming down in this way. Ve her ne seviyede olursa olsun herkes bunun bu şekilde kendine geldiğini ifade ediyor. Because that facilitates both. You want to close the window? It's a draft. Or is it cold? If it's cold, close the window. I don't get benefit of it anyway. Yes, and everyone claims that they're getting Krishna's mercies through the Guru Parampara. Herkes Krishna'nın merhametini Guru Parampara aracılığıyla aldığını söylüyor. Because generally devotees don't say I'm transcendental. Çünkü genelde adananlar ben aşkınım demezler. So that facilitates that it's working and coming down, but they say my guru is transcendental. Ve bu bunu sağlıyor, yani bu şekilde geldiğini görmenizi. But ama when, onlar benim gurum aşkın derler. So, but in any case, the mercy comes through devotees. Yani her şekilde merhamet adananlar aracılığıyla geliyor. And the unique feature of the devotee, and well, this is how it's stated in Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita'da adananın kendine özgü olan niteliğinden bahsediliyor. This is Chaitanya Mahaprabhu speaking. Bu bunu konuşan kişi Chaitanya Mahaprabhu. And he says this. Karmalarına bağlı olarak bütün canlı varlıklar evrende dolaşıp durmaktadırlar ve bazıları onlardan daha yüksek olan gezegen sistemlerine yükseltilirler ve bazıları daha düşük olan gezegen sistemlere doğru aşağı doğru inerler. Ve bütün bu milyonlarca dolaşmakta olan canlı varlık arasında çok talimli olan bir tanesi gerçek bir manevi öğretmenle Krishna'nın merhameti sayesinde birliktelik kurma imkanına sahip olur. Ve böylelikle hem Krishna'nın hem de manevi öğretmenin merhametiyle böyle bir kişi adanma hizmetinin sarmaşığının tohumunu elde etmiş olur. If you're wondering why this is 10 lines and this is 2 lines. Yani merak ediyorsanız niye çeviri 10 satırdan oluşuyor ve normali sadece 2 satır? That's Srila Prabhupada's method of translating. Srila Prabhupada'nın çevirme yöntemi. He wants to make sure you understand the picture. Yani o sizin anladığınızdan emin olmak istiyor bu resmi. So, anyway, Brahmande Brahmite Konya Bhagavan Jeev. Living entity is traveling through your universe. Bhagavan, if he gets very fortunate, Jeeva, living entity, Guru Krishna, by the mercy of Krishna, he gets Guru, and by the mercy of Guru, he gets Krishna Prasad. Prasad means mercy. Bhakti Pai means he gets Bhakti Lata Beach, he gets the seed of devotional service. Yani burada söylenen şey, yaşayan canlı varlık civa gezegenler arasında dolaşmaktadır ve o gurunun merhametiyle, Krishna'nın merhametiyle gurunun merhametini elde eder ve böylelikle adanma hizmetinin tohumuna sahip olur. Now here we're not discussing this very important topic because what is the Bhakti Lata Beach? Burada çok önemli olan bir konu var, onun üzerine konuşmuyoruz. Bhakti Lata Beach'in ne olduğunu. But it would fit nicely into the seminar. Ama bu sunuma çok iyi bir şekilde oturabilirdi bu konu. So here you can see that, and it's a fact, here we are, according to our karma, we're wandering. Ve gerçek de bu. Karmamıza bağlı olarak dolaşıp duruyoruz. Wandering throughout the universe. Evrenin içerisinde dolaşıyoruz. And you may Brahmanda strictly means actually, well, it means this universe. Brahmanda bu gezegen anlamında. But possibly you could have also been in another universe. You're not constrained to being in this universe. Yani ama başka bir gezegende de olabilirdiniz. Burada olmanız şart değil. We're just in this universe since the
the day or since the lifetime of Brahma? Anyway, for sure, since the lifetime of Brahma. Yani düşünüyorum, Brahma'nın günü bir yönünden biri mi yoksa bir yaşamının başından biri mi? Ama yani kesinlikle yaşamından beri buradayız, bir yaşamından. And where we were before that, we could have been in other universes. Ve ondan önce de başka bir gezegende olabilirdik. And wandering aliens. We're going through all different species. Ve bütün farklı türlerden türlerin birinden diğerine geçiyoruz. We were horses. At olmuştuk. We were dogs. Köpek olduk. We were flies. Sinek olduk. We were everything. Her şey olduk. So 8 million species is a lot. Yani 8 milyon tür oldukça çok. And that's a good chance that we were all those because we're still here. Ve bunların hepsi olma ihtimalimiz de yüksek çünkü hala buradayız. So Kali Yuga means that throughout Satra, Treta, Dvapara Yuga, different ages, we didn't make it. Yani Kali Yuga'da bulunmamız şu anlama geliyor. Satya, Treta, Dvapara tüm bu çağlardan geçtik ve hala geri dönemedik. In previous days of Brahma, we didn't make it. Yani Brahma'nın daha önceki günlerinde bunu yapamadık. And he's halfway through his life. Ve yaşamının da yarısına gelmiş durumda o. So we're pretty bad students. Yani biz oldukça kötü öğrencileriz. We're pretty stubborn. Oldukça kibirliyiz. But we're very bhagyavan, we're fortunate. Ama çok da bacalımız, yani talihli. Because we're here. Çünkü buradayız. So that makes us very fortunate that finally we have the association of Vaishnavas. Bu bizim çok büyük bir talihimiz. Nihayetinde Vaishnavalar birlikteliğini elde ettik. And how does that happen? Ve bu da nasıl oldu? Guru Krishna Prasadi by Krishna's mercy. Krishna'nın merhameti sayesinde. Krishna is not general. But I was going to say always. Krishna is always looking for an excuse to actually bring us in. Ve Krishna her zaman bizi içeri sokmak için bir mazeret arıyor. And usually, what brought us here. Ve genelde bizi buraya getiren şey. Because we came here by some kind of conscious effort. Biz buraya belli bir bilinçli çabanın sonunda geldik. Was one of two things. Yani bir şey ya da diğeri. Either we were devotees in our previous life and actually but weren't successful. Ya biz önceki hayatımızda adananlardık ve başarılı olamadık. Or we weren't devotees. Ya da adanan değildik. Didn't know anything about Krishna consciousness. Krishna bilinciyle ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. But somehow or another Krishna brought us in contact with devotees. Ama bir şekilde Krishna bizi adananlarla bir araya getirdi. And we did something. Ve biz de bir şey yaptık. We did something in connection with those devotees that qualified us to then come here. Yani o adananlara bağlantılı olan bir şey yaptık ve bu da bizi buraya gelmek için nitelikli hale getirdi. Either we did them a little service. Belki onlara ufak bir hizmette bulunduk. We took a little prasadam. Belki az bir prasadam olarak. We helped them across the street. Belki onlara karşıya geçmelerine yardım ettik. Anything. Herhangi bir şey. So just some little act that then Krishna could then say, all right, then now there are he or she is now qualified to associate with devotees in a more serious way. Yani ufak bir şey yaptık. Bu da Krishna bizim bir bahane verdi. Tamam artık onlar Vaishnavalarla adananlarla birlikte kurmak için hazır. So by the way Srila Prabhupada would always translate this. Srila Prabhupada'nın bunu çevirme biçimi. As you can see here, by the grace of Krishna, one gets guru. Yani çevirme biçiminden gördüğümüz Krishna'nın lütfu sayesinde kişi manevi öğretmenine ulaşır. And then he says now by the mercy of both Krishna and Guru they get creeper. It's a joint effort. Yani hem Krishna'nın hem de manevi öğretmenin merhameti sayesinde de bu sarmaşığa ulaşırlar. And then by the mercy of spiritual master ultimately one gets Krishna.
Ve nihayetinde de manevi öğretmenin merhameti sayesinde kişi Krishna'ya ulaşıyor. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. So, ideally, these gurus should be in a transcendentally situated. İdeal olarak bu guruların aşkın bir konumda bulunmaları gerekir. One Vaishnav gave the example that gurus are of three different types. Bir Vaishnava bir örnek vermişti buna. Üç tip guru olduğunu söyledi. It's a very good pictorial explanation. Bu çok güzel bir resim sunuyor bize. The most advanced guru, he has both feet in the spiritual world. Yani en ilerlemiş olan guru hem bir ayağı yani spiritual dünyadadır. And he's reaching down to the material world. Ve diğer ayağıyla da maddi dünyaya ulaşabilir. İki ayağıyla spiritual dünyada ve eliyle de maddi dünyaya ulaşabilir. Both feet in the spiritual world and reaching down to the material world. Yani iki ayağıyla da spiritual dünyadadır ve maddi dünyaya ulaşabilir. Another is he has one foot in the spiritual world and one foot in the material world. Diğerinde bir ayağı spiritual dünyadadır, diğer ayağıyla maddi dünyadadır. And he's helping up. Ve yardımcı olur. And the other one has both feet in the material world. Ve diğerinde iki ayağı maddi dünyadadır. But he has his vision on the spiritual world. Ama spiritual dünya ile ilgili bir vizyon. The best one is the first one. En iyisi ilk bahsettiğimiz. And then the second one. Sonra ikincisi geliyor. And then the third one. Sonra da üçüncüsü. But they're all Krishna's mercy. Ama hepsi Krishna'nın merhameti. So, but the interesting thing is that whatever type of guru. Ve burada ilginç olan konu şu, ne tip bir guru olursa olsun. They always identify with being in the material world. Her zaman maddi dünyada olmakla özdeşleşirler. And they also identify with material difficulties. Ve maddi zorluklarla da özdeşleşirler. Although they themselves never really suffer. Yani kendileri aslında acı çekmiyor olmalarına rağmen. So they have this memory of suffering. Onlar bu acı çekmenin hafızasına sahiplerdir. And they also have this concept that they became the object of Krishna's mercy. Now I'm talking about even the eternally liberated souls. Yani şu anda ebedi birlikteliğinde olanları da kapsayarak söylüyorum. Aynı zamanda da bu konsepte sahiptirler. Yani Krishna'nın merhametinin bir aracısı olduklarını bilirler. This is the way Krishna's mercy works. Bu şekilde Krishna'nın merhameti işler. This is the way Krishna's potencies work. Ve Krishna'nın potansiyelleri bu şekilde işler. So, because they have or think they have this experience of material suffering, therefore, they're very inclined to actually help others. Ve bu maddi acılara dair deneyime sahip olduklarını düşündükleri için de diğerlerine yardım etme konusunda çok büyük bir eğilimleri vardır. Krishna doesn't remember not being Krishna and suffering. Krishna Krishna olmamayı ve acı çekmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamaz. He just always remembers being very blissful. O her zaman çok mutlu olmayı hatırlar. But his devotees are in a different they're under a different potency. Ama onun adınanları farklı bir potansiyel. Or rather, they're under the same potency that's working a different way. Ya da aynı potansiyelin altında çalışırlar ama farklı bir şekilde. And it covers their blissful nature. Ve o potansiyel de onların o mutluluk dolu doğasını kaplar, örter. And makes them identify themselves as conditioned souls. Ve kendilerini koşullu olan ruhlarla özdeşleştirmelerine yarar. So, therefore, because they felt, or at least they think they felt suffering. Ve bu yüzden de en azından yani buna inandıkları için acı çektiklerini. And they think that, oh, now I've become the recipient of Krishna's mercy. Şöyle düşünler, şimdi ben Krishna'nın merhametini alabilecek durumdayım. They can really relate to
the suffering of others, and they want them to become the recipients of Krishna's mercy. O zaman diğerlerinin acılarıyla bağlantı kurabilirler ve onların da bu merhameti almaları için bir aracı olabilirler. So they have this special inclination to actually give Krishna consciousness to others. Yani bu özel eğilime sahiptirler. Krishna bilincini diğerlerine vermeye çalışırlar. And that's why Srila Prabhupada would say that the devotees are more merciful than Krishna. O yüzden de Srila Prabhupada alınanların Krishna'dan daha merhametli olduğunu söylemiştir. And therefore it's a fact, because even the liberated devotees are more merciful than Krishna. Ya bu da gerçekten böyle, çünkü özgürleşmiş olan adananlar bile Krishna'dan daha merhametli. Because they know what suffering is. Çünkü onlar acı çekmenin ne olduğunu biliyorlar. Krishna does not know what suffering is. Krishna acı çekmenin ne olduğunu bilmiyor. He knows that we're suffering. Yani bizim acı çektiğimizi biliyor. But he doesn't know it as a first-hand experience. Ama birinci elden bir deneyimi yok. Not true Paramatma, he doesn't feel anything. No, Krishna doesn't feel suffering. Yani Paramatma aracılığı da bizim acılarımızı hissetmiyor mu? Hayır, Krishna acı çekmiyor. He just does not come in contact with that energy. Bu enerjiyle bağlantıya geçmiyor. Because what is suffering? Suffering is that I'm separated from Krishna. Çünkü acı çekmek ne? Ben Krishna'dan ayrılmak aslında acı çekmek. Krishna is not separated from Krishna. Krishna'dan ayrılmıyor. Can he have knowledge of the suffering? He has knowledge. Yeah. Yani acı çekmenin bir experience. Acı çekmenin bilgisine sahip değil mi? Evet sahip, ama deneyimine sahip değil. But through that knowledge, is he therefore not able to empathize? He's too busy. He's emphasizes, but he doesn't feel. Yani empati kuruyor mu? He's not in contact with that suffering. Yeah. Ama o acıyla bir bağlantıya geçmiyor. Hissetmiyor. It's a different thing. You may go bankrupt and I may empathize with you, but it's a different thing than me going bankrupt. Yani senin işin batabilir, ben de bununla bir empati kurabilirim seninle, ama benim batmandan daha farklı. You may have a toothache, I empathize with you, but I'm not feeling the pain. Yani senin dişin ağrıyor olabilir, ben de bununla bir empati kurabilirim, ama benim dişin ağrıması farklı bir şey. Can Krishna do it? Krishna bunu yapabilir mi? Of course he can do it. Tabii ki bunu yapabilir. But he doesn't. Ama yapmıyor. Does he feel sad because of the separation? Say that again. Does he feel sad because of the separation? Ayrılıktan dolayı acı çekiyor mu? Yani üzüntü duyuyor mu? Sad of separation from us. Bizden ayrıldığı için mi? From Jesus. Yeah, from us. Yes, because we are wandering around without him. Does he feel pity or sad because of our situation? Çünkü biz ondan ayrılmış bir şekilde dolaşıp duruyoruz. Yani bundan dolayı bize acıyor mu ya da blissful. Üzülüyor mu? Krishna her zaman mutlu. And he doesn't feel sad. He feels compassion. Yani üzüntü hissetmiyor, ama merhamet. Sad means suffering. Şefkat. Material suffering. Krishna doesn't have material suffering. Yani acı demek maddi olarak acı çekmek demek. He doesn't feel what we feel. O bizim hissettiğimiz şey hissetmiyor. But he does feel compassion for us. Ama bize şefkat duyuyor. And that compassion may awaken in him different transcendental ecstasies that look like sorrow. Ve bu şefkat de ondan, yani acı gibi görünen daha farklı transcendental duyguların uyanmasına neden olabilir. But Krishna doesn't know material things. Ama Krishna maddi olan şeyleri bilmiyor. Maddi dünyanın yaratıcısı ve duyguların yaratıcısı da bu Krishna olduğunu göre, hani birazcık o bilinç, yani o duygunun bilincini biliyorduk herhalde. Yani bir şekilde yaratıcısı o aslında. Duyguların da bu materyal dünyayı yaratan o. Duyguyu yaratan da o aslında. As the creator of all material sentiments and material world, he must know what it is like. He knows. Biliyor ne olduğunu. He knows, but it's not sadness. Bağlantı kurmuyor ne oldu? Sadness is a product of the modes of nature. Ama üzüntü maddi doğanın hallerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Krishna is transcendental to the modes. Ve Krishna da bu maddi doğanın hallerine aşkın.
So the modes don't act on him. Yani bu maddi doğan halleri onu etkilemiyor. Orada yok öyle bir duygu yok zaten yani orada bir aşkınlık var yok ama hani yaratıcı olarak hani biliyor yani bilinmez. So in the transcendental realm, there is no such suffering, no influence of such metaphysical, but he knows what it is. Krishna knows everything. Krishna her şeyi biliyor. So devotional service is like that. It is a transcendent. Now we're coming to the conclusion of what is bhakti. Şimdi bhakti'nin ne olduğunun sonucuna geliyoruz. And it's a transcendental activity that manifests in the purified hearts of devotees. O aşkın bir faaliyeti ve adananların arınmış olan kalplerinde ortaya çıkıyor. And it's not material. Maddi değildir. Okay, so this is the end of this part of the presentation, what is bhakti? Sunumun bu kısmının sonu bu. Bhakti nedir kısmı? Well, we have a little time, 15 minutes, maybe we'll just stop here. 15 dakikamız var, belki burada durabiliriz. Now, this continues on with the 9 forms of bhakti. Şimdi bu bhakti'nin 9 formuyla devam ediyor. And then about Nam Sankirtan. Sonra Nam Sankirtan. Which is the most important form of bhakti. Ve o da bhakti'nin en önemli formu. Okay. Devotees have further questions. We got really into this thing about Krishna not suffering. Adananların başka sorusu var mı? Bu Krishna'nın acı çekmediği konusu biz bayağı sardı. You describe the gurus as three kinds of gurus or three kinds of gurus, yeah. Three kinds of gurus. And is there a hierarchy? The first one is the... Yeah, I can explain them. Yani üç tip guru var dediniz. Aralarında bir hiyerarşi var mı? Evet, açıklayabilirim bunu. The guru who has two feet in the spiritual world is Krishna's eternal associate. İki ayağı spiritüel dünyada bulunan guru, Krishna'nın ebedi birlikteliğinde olan bir kimsedir. Who is coming down and reaching down to those who are in the material world. O aşağı iner ve maddi dünyada bulunanlara ulaşır. So they come, they never fell. Yani onlar gelirler, hiçbir zaman düşmezler. Then there are sadakas, practicing devotees. Sonra da sadakalar var, yani pratik yapan adananlar. Who by practice, onlar da yaptıkları pratiğin sonucunda, have actually attained love for Krishna. Krishna'ya duyulan sevgiye ulaşmışlardır. Either in the mature or immature stage. Ya olgunlaşmış ya da olgunlaşmamış aşamasında. So because they have love, they have already placed one foot in the spiritual world, but they have another foot still here. Ve o sevgiye ulaştıkları için de ayaklarının biri spiritual dünyaya basmaktadır, ama diğer ayakları da hala maddi dünyadadır. And these two are the best type of gurus. Ve bu ikisi gurular içinde en iyi olanlardır. Why? Neden? Because they're infallible. Çünkü onlar düşmezler. In the sense that they don't make mistakes. Yani hata yapmazlar bu anlamda. So they're free from the four conditions that are symptomatic of all conditioned souls. Tüm koşullar için geçerli olan 4 koşuldan özgürdürler. Which is that they don't make mistakes. Bunlardan biri hata yapmamaları. They're not illusioned. Onlar yanılsama içinde değillerdir. Their senses are perfect. Duyuları mükemmeldir. And they don't cheat. Ve aldatmazlar. So they're free from all of these defects. Yani tüm bu hatalardan yoksundurlar. And then there's the last type of guru. Ve bir de son olan guru türü var. Yani of whom there may be many different categories still. Yani bunun gibi birçok başka kategoride olabilir yine de. And he's got both feet here in the material world. Ve onun iki ayağı da maddi dünyadadır. But he's really fixed on going back to Godhead. Ama
tarihe dönme konusunda sabitlenmiş durumdadır. And he is not as yet a liberated soul. Henüz özgürleşmiş bir ruh değildir. And as I mentioned, there may be different grades of those as well. Ve dediğim gibi bunların da farklı seviyeleri olabilir bu tür gurularının. So he's a practicing devotee. Yani o pratik yapan bir adamdır. He's not yet transcended the modes of nature. Henüz madde doğanın hallerini aşmamıştır. Which means he may not also be free from the four defects. Yani bu dört hatadan da henüz özgür olmadığı anlamına gelir. In terms of the principle, İlkeler açısından, of accepting a spiritual master, yani bir manevi öğretmen kabul etme ilkeler açısından, and sakshat hari and accepting a guru as good as Krishna, ve guruyu Krishna'nın temsilcisi onu kadar iyi olarak kabul etme açısından, or Krishna's representative, ya da Krishna'nın temsilcisi olarak, Krishna doesn't make any distinction. Krishna herhangi bir ayrım yapmaz. So he expects the same type of loyalty to the guru with both legs and both feet in the spiritual world as the one has both feet in the material world. Yani o hem iki ayağı spiritüel dünyada olan manevi öğretmeni hem de iki ayağı maddi dünyada olan manevi öğretmeni aynı sadakati göstermemizi bekler. And one reason is, bunun da nedenlerinden birisi, is that the disciples can't don't know the difference. Yani adananlar aradaki farkı bilmezler. They're not able to actually make a discrimination. Especially real neophyte devotees will not be able to make a distinction. Özellikle de başlangıç seviyesinde olanlar bu tür bir ayrımı yapamazlar. Ultimately, unless the spiritual master himself says, it will not be possible to know. Yani eğer bunu manevi öğretmenin kendisi söylemezse bunu bilmek mümkün değildir. Or the disciple becomes themselves very spiritually advanced, that then they can actually recognize the spiritual master's position. Yani ya da adananlar kendileri çok yüksek bir seviyeye ulaşırlarsa o zaman manevi öğretmenlerin pozisyonunu anlayabilecek duruma gelirler. So those are the three types of gurus. Üç tip guru bunlar. O şey, yani Krishna acı çekmekle yani konuya dönmek istiyorum. Hani Krishna acı hissetmedi, onu denemleyemedi çünkü dedi. Şimdi Lord Ramachandra geldiği zaman Sita, hani Ravana Sita'yı çaldığı zaman orada acı çekti. O nasıl, yani sadece bir lila mı yoksa yani oradaki durum nasıl? So she wants to come back to the topic that Krishna does not suffer. So, in case of Lord Ramachandra, when Sita was kidnapped by Ravana, he was sad. So, what kind of a feeling was it? Was it just lila, or was he suffering? No, he doesn't suffer. That's ecstasy. Yani o acı çekmiyordu o zaman. Bu bir huşu hali. And it's the ecstasy of separation. Ve ayrılığın mutluluğunu yaşıyor, yani huşusunu. And you have to study the different transcendental symptoms. Yani farklı transandantal belirtileri çalışmamız gerekir. But in spiritual life there's also a type of suffering. Ama spiritüel dünyada da bir çeşit acı var. But it's spiritual. Ama spiritüel. And it's also very, very blissful. Ve aynı zamanda da çok çok mutluluk verici. In fact, it's better than ecstasy. Aslında huşudan daha iyi. It's better than being spiritually happy. Yani spiritual olarak mutlu olmaktan daha iyi bir durum. But it's not something that we can understand until we actually experience it. Ama biz bunu deneyimleyene kadar anlayamayacağımız bir şey. So for Lord Ramachandra to be away from Sita when Ravana captured her and then later on, he is actually experiencing this Vipralamba bhav, this ecstasy of separation. Ramachandra Sita kaçırıldığında Ravana tarafından ve ondan ayrı kaldığında bu ayrılıktaki huşuyu deneyimliyor. Now for us, that's why I say that Krishna doesn't know sorrow. Biz bu yüzden Krishna acı çekmenin ne olduğunu bilmiyor diyoruz.
is because for us we live in the world of duality. Çünkü biz ikilikler dünyasında yaşıyoruz. Where there's hot and cold and this and that and pleasure and pain and happiness and distress, and they're very very different. Yani soğuk sıcak şu bu mutluluk mutsuzluk bunlar birbirinden çok farklılar. But in the spiritual world, there's actually no difference. Ama spiritual dünyada bunların arasında bir ayrım yok. There's even sorrow is pleasurable. Yani acı da mutluluk verici ve zevk verici olabilir. I have lots of questions. Just do one at a time. It's related to each other, and maybe you can answer. Maybe that's plus one. Do the first one first. Okay. Türkçe anlatayım. Yani şimdi burada anlatılan çok şey, yani birçok şey aslında çok mantıklı gelmiyor. Çünkü şimdiye kadar bizim ülkelerin pek de iyi şeyler olmadığı öğretildi ya. Yani hikayeler aslında sadece hayal gücünün ürünleri olduğu söylendi. Şimdi bunlara inanmak çok güç geliyor bize. So the first point is that what we are hearing here is difficult for us to accept, because we are told till now that this mythological stories, they are a product of our imagination. Okay, but they're not, they're reality. Ama bunlar bir hayal ürünü değil, bunlar gerçek. This is mythology. Burası mitoloji. What you call life is mythology. Hayat dediğiniz şey mitoloji. But how will we know whether it's real or not? Peki gerçek olup olmadığını nereden bileceğiz? You have to try it. Denememiz gerekiyor. But if I refuse to chanting or doing like that stuff, how can I understand? Yani eğer zikretmeyi reddedersen veya bu tür hizmetlerde bulunursan, bunu nasıl deneyebilirsin? You can't. Bilemezsiniz. Unless we say that this is not mythology, and we give you the way in which you can prove it. Yani biz size bunun mitoloji olmadığını söylüyoruz ve bunu kanıtlayabileceğiniz bir yolu da gösteriyoruz. Unless you do that, you're not going to know. Yani bunu yapmadığınız sürece bunu bilemezsiniz. Because you're in a material condition. Çünkü maddi bir koşullanmanın içindesiniz. So you have no way of connecting with something that's spiritual. Yani spiritü olan bir şeyle bağlantı kurma şansımız yok. You have no way of connecting with anything that's spiritual. Spiritü olan bir şeyle bağlantı kurma şansımız yok. So unless you qualify yourself and unless you actually go there, you have to at least do the experiment and see if it works or not. Yani o nitelikleri kazanana kadar ve oraya gidene kadar en azından bunu deneyip sonucunu görmeniz lazım. Otherwise asking the question is meaningless. Yoksa bu soruyu sormak anlamsız oluyor. Well, let me ask you a question. Ama benim bir soru sormak. Are you happy? Yani mutlu musunuz? In this world, no. Then what are you doing here? Yani hayır. O zaman ne yapıyorsun burada? You, in other words, we're not happy. Here and world. In the world. Dünyada. Okay. And sometimes I feel happy, but it's not going too long, you know? Yeah. Bazen mutlu hissediyorum ama çok uzun sürmüyor, biliyorsunuz. But we continue it. Ama devam ediyoruz buna. Why? Neden? I don't know why. Why? Because we're crazy. Çünkü biz deliyiz. Because we're crazy. Çünkü biz çılgınız, deliyiz. So, but why continue something and... And then people who are also suffering, how did this become a mythology? Who said? Yani hem buna devam ediyorsun. Who said that this is mythology? Yani acı çeken insanlar olarak bunun mitoloji olduğunu söylüyorsunuz. Kim bunun mitoloji olduğunu söylüyor? You call it mythology. Siz buna mitoloji diyorsunuz. Now prove it. O zaman bunu kanıtlayın. Prove it that this is mythology. Bunun mitoloji olduğunu kanıtlayın. Can you prove it? No. So until you can prove it, it's just a word. Yani kanıtlayana kadar bu sadece bir laf. Whoever said that this is mythology, they should first prove it. Bunun mitoloji olduğunu söyleyen kimseler önce bunu kanıtlamalı. Otherwise, it's a very unscientific thing to say. Yoksa bu söylenmesi çok bilim dışı bir şey oluyor.
So, but actually we have, here is the scientific process. Ama burada bilimsel bir süreç var. That you can prove it for yourself that it's not mythology. Ve siz bunu uygulayarak bunun mitoloji olmadığını kendinize kanıtlayabilirsiniz. And, for instance, India, let's take India. Ve örneğin Hindistan'a ele alalım. Won't take the rest of the world. There's 1 billion people who just believe in mythology. Orada 1 milyar insan yaşıyor ve onlar mitolojiye inanıyorlar. They built all these temples just because they're crazy, because they believe in nothing. Yani onlar tüm bu tapınakları çılgın oldukları için ve buna inandıkları, olmayan bir şey inandıkları için mi yaptılar? And they have thousands and thousands of books and people spent their time writing just something that's a mythology. Yani ve binlerce kitapları var ve insanlar sadece mitoloji olan bir şeyi yazmak için mi bu kadar zaman harcıyor? So you want to write off like 20% of the world's population if they're all crazy? Yani dünya nüfusunun %20'si yani hepsi çılgın mı? And who's writing that off? Ve kim bunu söylüyor? Just a handful of people that you call scientists. Bilim adamı dediğimiz bir avuç kişi. Or scholars. Ya da akademisyenler. And now my blood pressure goes up. Some people, some of whom have never been to India. Onlardan bazıları hiç Hindistan'a gitmediler bile. And who actually will not accept the actual scholars who have also even written these books or have personal experience. Ve kendi kişisel deneyimli olan gerçek diğer akademisyenleri de kabul etmiyorlar. But because we can't understand it, we say it's mythology. Ama biz bunu anlayamadığımız için biz bunun mitoloji olduğunu söylüyoruz. So, but until you prove it to yourself, you never know. Ama bunu kendinize kanıtlayana kadar, yani bunu asla bilemezsiniz. But according to this gerçekten. Modern world, and according to this modern world, the science and academicians say you can't believe what you don't see, you know? You can't believe. Yani bu modern anlayışa göre can you see what this table is made of? Görmediğiniz bir şeye inanamazsınız. Peki siz bu masanın neden yapıldığını görebiliyor musunuz? Can you see what this table is made of? Neden yapıldığını görebiliyor musunuz bu masanın? Yes. Evet. What's it made of? Neden it's not made of wood. Tahtadan, ağaçtan. Hayır, it's ağaçtan it's made of atoms. Atomlardan yapılır. Can you see the atoms? Atomları görebiliyor musunuz? Then? O zaman? No, you cannot see the atoms. I tried to believe just that. You cannot see the atoms, but you have a theory that it's made of atoms. Yani atomları göremiyorsunuz ama atomlardan yapılan bir teoriniz var. Maybe you have some atom microscopes that see what the impressions of atoms do. Ve belki de bir mikroskopunuz var. Yani atomların ne yaptığını görebilecek düzeyde. But still, even if you think it's made of atoms, you still don't know what an atom is. Yani onun atomlardan yapıldığını düşünseniz bile bir atomun ne olduğunu bilmiyorsunuz. So actually the scientists don't know what this table is. Yani aslında bilim adamları bu masanın ne olduğunu bilmiyorlar. So you don't know what matter is, you don't know what this world is, but you have a lot of faith in it. Yani bu maddenin ne olduğunu ve bu dünyanın ne olduğunu bilmiyorsunuz ama ona çok but inanıyorsunuz. But the point is that there's more to existence than what you see with your eyes. Ama gözlerinizle gördüğünüzden çok daha fazlası var var. And we already believe in it. Ve biz de ona inanıyoruz. Otherwise you wouldn't have a table. Yani yoksa bir masa yapamazdık. Okay, I have one more question. Okay. Okay. Yeah. And then we have Pusara. Bir sorum daha var. Sonra da Pusara'dan sahneleneceğiz. Az önce anlatırken işte sinek olarak geldik, at olarak geldik, hani bir sürü güçlü şey olarak geldik değil. Bir de başka gezegenler var. O gezegenlerde hiç bulunduk mu? Ya da işte hayvan olmak kötü mü? İnsan olmak iyi mi? Böyle ayrımları nasıl yapabiliyoruz? And you mentioned that before we came as a fly, or as a, we were horses, or we were a fly, and were we also in other planetary systems? Did we exist in other also universes? And is it also considered to be better to be in a human form of life compared to being animal? Or is it bad to be an animal? It's better to be a human. Yani insan olmak daha iyi. Because only in a human life can you actually be
become self-realized. Çünkü ancak insan formunda bendeki derken ulaşabilirsiniz. Not only in the human life, yani insan hayatı, but only on this planet. Ve sadece bu gezegende. And all the other planets, you cannot actually attain perfection. Tüm diğer gezegenlerde aslında mükemmelliğe ulaşamazsınız. Generally, you have to come here. Yani genelde. Ve buraya gelmeniz gerekiyor. It's only from here that you can actually work off your karma. Ancak buradan karmanızı temizleyebilirsiniz. This is called Karmastan. This is the planet of karma. Bu gezegen Karmastan olarak, yani karma gezegeni olarak kabul ediliyor. Okay, last question. Bir soru daha. Çok kısa soracağım Maharaj. Dediniz ki ruhla maddenin arasında devoti bağlantı kuruyor. Peki madde dediğinizde biraz açıklar mı sizi? Madde dediğinizde ne? Maddiyat mı? Yoksa para mı? Çalışmak mı? I have a short question. You mentioned that the devotee becomes a medium between the spiritual and the material world. And what is meant with the material world here? What is? What is meant with the material? Is it the money or is it what is it? No, this here where we're living. Yani maddi dediğimiz şey aslında bu yaşadığımız yer. There's a spiritual world. Spiritual olan bir dünya var. Which means spiritual planets and spiritual everything. Her şeyin spiritual olduğu ve spiritual gezegenlerin olduğu yer. And where Krishna is and Krishna's associates. Krishna'nın bulunduğu ve onun birliklerindekilerin bulunduğu yer. Remember, Krishna is the supreme person. Hatırlayın, Krishna Tanrı Yüce Şanslı. And he also lives somewhere. Ve o aynı zamanda bir yerde de yaşıyor. He doesn't just float around. Yani öyle ortalıkta gezinmiyor. He lives somewhere and he's busy doing a lot of things. Bir yerde yaşıyor ve bir sürü meşgalesi var. With his associates. Birliktelikte olanlarla. So that's the spiritual world. Orası spiritual olan dünya. And this planet and the sun and the moon and Saturn and Jupiter and those stars that you see, that's all the material world. Bu dünya, Ay, Satürn, Jüpiter ve bütün bu yıldızlar, bunlar da madde dünya. What is your recommendation for the neophyte people who come just started Krishna consciousness? How they should look for a spiritual master? What kind of characteristics they should see at spiritual master, whether inside the Krishna consciousness or in another spiritual ways? Krishna bilincinde yeni başlayanlar için tavsiyeniz ne olacaktır? Yani onlar manevi bir öğretmen erken ne tür özelliklere dikkat etmeliler? İskonun içerisinde veya dışında yani. A neophyte devotee shouldn't look for a spiritual master. Başlangıç seviyesindeki kişiler manevi bir öğretmen aramamalılar. A neophyte devotee should chant Hare Krishna, read Srila Prabhupada's books. Yani başlangıç seviyesinde olan kimseler mantra söylemeliler ve Prabhupada'nın kitaplarını okumalılar. And they should accept Prabhupada as their spiritual master. Ve Srila Prabhupada'yı manevi öğretmenler olarak kabul etmeliler. Their Shiksha Guru. Shiksha Guruları olarak. And they should learn from Prabhupada. Ve Prabhupada'dan öğrenmeliler. And when they read Prabhupada's books, Prabhupada will, they will read there what is the qualification of Guru. Ve Prabhupada'nın kitaplarını okuduklarında manevi öğretmenin niteliklerinin ne olduğunu görecekler. And then Guru Krishna Prasadi Pai. By the mercy of Krishna, and Krishna will reveal to them who is the spiritual master. Ve Krishna'nın merhameti sayesinde Krishna onlara manevi öğretmenlerin kim olduğunu gösterecektir. Based on what they have already heard. Yani duyduklarına bağlı olarak. So that's and that's the standard process. Ve bu da standart olan süreç. Accepting the guru is sort of the beginning of a process. Manevi öğretmen kabul etmek bir sürecin başlangıcı. But it's very important that it has a good foundation. Ama bunun iyi bir temele sahip olması çok önem taşıyor. Okay, we'll continue tomorrow. Yarın devam edeceğiz. At the regular time. Normal zamanımızda, right? Değil mi? Last time, right. And we'll go a little into Nava Anga Bhakti. Ve biraz Nava Anga Bhakti'ye geçeceğiz.
And now it is time for Krishna's mercy. That everybody likes. Prasad. Jai Śrīla Prabhupāda ki jai. Hare Krishna. Śrīla Śivarāma Swami Maharaj ki jai.